Bugünkü dersimizde biyonları birlikte işleyeceğiz. Biyonlar dediğimiz zaman, biyonlar geniş coğrafik alanlardır. Veya bir başka ifadeyle, geniş büyük doğal yaşam birlikleridir. Yani biyonlarda baktığımız zaman hem bitkiler hem hayvanlar yaşam göstermektedir. Biz temel olarak biyonları inceleyecek olursak iki kısma ayırıyoruz. Karasal biyonlar ve sucul biyonlar. Karasal biyonları ise kendi içerisinde tropikal ormanlar, yapraklarını döken ormanlar, ılıman bölge çayırlıkları, stepler, çöller şeklinde ayırabiliriz. Sucul biyonları ise tuzlu su biyomu ve tatlı su biyomu şeklinde kısımlarda inceleyebiliriz. İlk olarak yapraklarını döken ormanlar, yani karışık ormanlar. Baktığımız zaman çoğunlukla orta enlem bölgelerinde bulunan ormanlardır. Meşe, kayın bu ormana ait ağaçlardır. Bu ormanlarda böcek çeşitliliği fazladır. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar kartal, ayı, sincap, samur gibi farklı hayvan türlerini barındırmaktadır. Tabi arttırabiliriz. Geyik, çakal şeklinde arttırabiliriz. Bir diğeri çöl biyomudur. Çöl biyomu yıllık ortalama yağış miktarı çok az veya yüksek yağış miktarına sahip olsa bile sıcaklık değişimlerinin düzensiz olduğu biyomlardır. Bu biyomlarda özellikle tabi en sık karşılaşılan yıllık ortalama yağış miktarının düşük olmasıdır. İşte çok sıcak çöller bulunduğu gibi, yani gündüz gün ışımasıyla birlikte sıcaklığın ciddi manada arttığı çöller bulunduğu gibi soğuk çöllerde bulunmaktadır. Taklamakan çölü işte bu soğuk çöllere örnek olarak verilebilir. Buralarda nem oranı düşüktür. Bu yüzden baktığımız zaman yağış oranı düşük, nem oranı düşük, bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. İşte burada yaşayan bitkiler baktığımızda kaktüs, yürcel şeklinde bitkilerdir. Hayvan türleri itibariyle deve, yılan, kertenkele, örümcek gibi farklı türler yaşamaktadır. Bir diğeri step, çayırlık alanlar. Burası ise baktığımızda topraklar humus bakımından, organik madde bakımından zengindir. Tarıma elverişli yerlerdir. Çok az miktarda ağaç bulunur, çok miktarda otsu bitkiler bulunmaktadır. Genel itibariyle yazları sıcak, kışları soğuk geçen ve yağışın nispeten düşük olduğu çayırlık alanlardır. Tropikal ormanlara baktığımız zaman buralarda yağışın yıl boyunca yüksek olduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor. Ekvatora yakın yerlerde bulunuyor. İşte Güney ve Orta Amerika, Batı ve Ekvatoral Afrika, Güneydoğu Asya, Endonezya, Kuzeydoğu Avustralya. Bunlar ondan sonra bu tropikal ormanların bulunduğu yerlerdir. Tropikal yağmur ormanları tür çeşitliliği bakımından en zengin olan ormanlardır. Barındırdığı hayvanlara bakacak olursak fil, şempanze, orangutan, yarasa, kartal birçok farklı canlı türünü yine barındırabilmektedir. Tür çeşitliliği bakımından en zengin olan alanlardır. Bir diğer ise arkadaşlar sucul biyomlar. Dünyanın 4/3'ü suyla kaplıdır. Yalnız bu suların yaklaşık %2'si tatlı sudur. Geri kalanı ise tuzlu sudur. Tatlı ve tuzlu su biyomlarının kendilerine özel tür çeşitliliği mevcuttur. Sucul sistemleri birbirinden ayıran etmenlere bakacak olursak, sudaki çözünmüş madde miktarı önemlidir. Su derinliği, ışık kalitesi ve ışık ulaşabilirliği,
Dip kısmın yapısı yani kaya mı, kum mu, balçık mı buna göre. Su sıcaklığı ve sirkülasyon özellikleri bu sucul sistemleri birbirinden ayıran etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tatlı su biyomları dediğimiz zaman tatlı su biyomlarında biz göl ve akarsuları görmekteyiz. Göller kara içinde olduğundan sürekli dolma eğilimindedirler. Sığ göl kenarları boyunca sucul bitkiler yaşar. Burada üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar bulunur. Burada madde döngüleri çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yalnız gölün ışık almayan kısımları yani derin kısımlarına baktığımız zaman buralarda tür çeşitliliği azalmaktadır. Gölün temel heterotrofları balıklar, zooplanktonlar ve ayrıştırıcılardır. Derin kısımlarda gölün tabanında ayrıştırıcı bakteriler bulunmaktadır. Işığın almadığı yerlerde derin kısımlarda ayrıştırıcı bakteriler bulunur. Akarsu dediğimiz zaman kaynaklardan veya sızan sulardan başlayan akarsular diğer sularla birleşip nehir haline gelir. Nehirler sert veya yumuşak akışlarına göre taşıdıkları madde miktarı ve barındırdıkları canlı organizmalar bakımından farklılık göstermektedir. Yani akış hızı burada önemlidir. İçerdiği madde çeşidi miktarları önemlidir. Ve barındırdıkları canlı türleri bakımından farklılık gösterebilir. Ne yazık ki şehirlerde endüstriyel atıklar, evsel atıklar bu nehirlere verilmekte ve bu nedenden dolayı da toksik madde miktarı artmaktadır. Tabii ki bu engellendiği zaman da kısa sürede burada özellikle akarsu devri daimi meydana getirdiği için kısa sürede tekrar eski haline gelebilirler. Yani bu da özellikle sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Böylece biyomlar konusunu tamamlamış olduk. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.